Eğer bir mümin, 1001 meşakkat içinde bir hayat yaşarken, çekilmez hayat yaşarken, aile sıkıntıları, ekonomik sıkıntılar ve benzeri zorluklar içerisinde adeta fırında kavrulur gibi kavrulurken bile, hanımıyla oturduğunda, yine çözülmedi değil mi sorunlarımız dediğinde, hanım, biz sorun dünyasındayız, dert dünyasındayız, hüzün dünyasındayız, dayanacağız. Hiçbir hüzün ve kederin olmadığı yerde, elhamdülillahillezî ezhebe annel hazan diyeceğimiz yere gideceğiz inşallah. Gel şimdi bir sahife Kur'an okuyalım diyen mümin oluncaya kadar İslamlaşma sürecimiz iyi değil demektir. Bir karı koca karşılıklı oturduklarında, yahu be kadın, kaç senedir evliyiz, şu evde bir günde bir dertsiz oturamadık yahu. Ya anan hasta oldu, ya benim kardeşim hasta oldu, ya aylığımı alamadım, ya sen hasta oldun, ya çocuklarımızdan biraz nedir bu çektiğimiz dediğinde, şu karşılıklı bir kahve içemedik bu dünyada dediğimizde, dendiğinde ve insanlar dediklerinde, kadın, Asiye hasretiyle yaşayan kadın, be adam sen nereden söz ediyorsun be? Yine bir gün karşılıklı oturacağız. Bir koltukta sen, öbür koltukta ben. Ve hatırlıyor musun be adam, dertten başımızı kaldıramadığımız dünyayı hatırlıyor musun? Dediğim gün, sen de hatırlıyorum be kadın, neler çekmiştik. Allah'a hamdolsun ki bizi dertsizlik diyarına getirdi. Selam diyarına geldik. Hatırlıyor musun be kadın? Hani biz zikir yapardık da, Kur'an okurdum da, kabul et ya Rabbi derdik ama, bir gün bizzat Allah'ın sesini duyduğumuz cennette olmayı ne kadar zor zannediyorduk be. Allah lütfetti de, kerem etti de, bak ne güzel şimdi cennetteyiz görüyor musun? Diyeceğimiz yer, acılarımızı dindiren yerdir bizim. Evimizde muhabbet bu olmalı. Filanca bana borç verecekmiş derken ki rahatlıktan, devlet sigortamızı ödeyecekmiş, zararımızı ödeyecekmişten, seçim yaklaşıyor kadın, maaşa zam yaparlar diyen adam yerine, gitti be kadın, çoğu gitti be, azı kaldı merak etme. Yarın cennette buluşabiliriz. Öbür günümüz cennet olur Allah'ın izniyle diyen Müslüman standardına yükselmek zorundayız. Din budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nesil yetiştirip gitti bu dünyadan. Nuh aleyhisselam 950 sene bu mesajı vermeye çalıştı. Keder diyarından kedersizlik diyarına gideceğiz. Uykunun olmadığı, ölümün öldüğü yerde yaşayacağız inşallah. Cennet ölümün öldüğü yer olacak. Hastalık yok, ağlamak yok, üzülmek yok, çocuklar nerede diye merak etmek yok, kış geldi soğuk yok, yaz geldi klimaya ihtiyaç yok. Cennet, cennet. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hayallerin asla hayal edemeyeceği bir yer, cennete gidiyoruz.